Haftada bir gün sohbet var, bir saat sohbet var. Sallanmaya başladık şöyle, ya hocam uzattın yani bak 5 dakikayı geçti. Allah için yaşayanlar almayacak Allah için ölüyor. Mevki makam için yaşayanlar mevki ve makamları için ölecekler. Karı kız için yaşayanlar karı kız için ölecekler. Ancak Allah için yaşayanlar Allah için ölecekler. O yüzden Allah için yaşayalım, Allah için ölelim inşallah. İnşallah. Yoksa o iki karış toprağın altına girdiğimiz zaman Münker ve Nekir geliyor. Ne soruyor? Men Rabbüke. Men Nebiyüke. Rabbin kim? Peygamberin kim? Ama böyle yani gelip de yani acaba hani geldin tamam artık ömür bitti. Rabbin kim söyle falan değil. Men Rabbüke. Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne? Kıbren neresi? Münker böyle ki. O şiddetle gelecekler dağılır yara yara. Böyle soracaklar. Adam ismini unutur ya. Adam ismini unutur. Aha kendi kayınpederi. Artık yaş 70'e dayandı. Oğlum diyor şu kabirde sorulacak soruları yaz da onları ben ezberleyeyim. Bak kendi kayınpederim söylüyor. Kulakları çınlasın. Allah affetsin onu da bizden. Oğlum diyor şu kabirde sorulacak soruları yaz da ben onları ezberleyeyim. Dedim ki baba ezberden cevap verilmiyor. Nasıl cevap vereceğiz oğlum? Yaşantıyla. Dünyadayken Rabbin Allah gibi yaşadıysan Rabbim Allah diyebilirsin. Dünyadayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in izinden gittiysen Peygamberin Muhammed Mustafa diyebilirsin. Dünyadayken Kur'an-ı Azimüşşan'a uyduysan kitabın Kur'an diyebilirsin. Yoksa öyle yaz kağıda ben ezberleyeyim, Münker Nekir'e cevap vereyim. Öyle yağma yok. Öyle yağma yok. O yüzden iş işten geçmeden biz kendimizden geçelim. Aklımızı başımıza alalım. Ömrümüzün, hayatımızın muhasebesini yapalım. Ve dünyada zulüm altındaki Müslüman kardeşlerimize dua etmeyi unutmayalım. Gitme imkanı olan varsa, gidecek delikanlı varsa gitsin. Gitsin. Kur'an batırıyor. Kur'an batırılıyor. Senin kafan secdede. Efendi babam Fatih Camii'nde bağırdı. Ey alnın secdedeki kafirler. Kaldırın kafanızı. Kur'an ezilirken seslenmeyenin kıyamını, secdesini Allah ne etsin buyurmuş Efendi baba Kudüs'e sorulur. Meşhurdur. Fatih Camii'nin oradan geçerken cemaat içeride namaz kılıyor. Alaeddin Efendi manevi bir hal oluyor. Kendisine bazı şeyler ilham ediliyor, gösteriliyor. Fatih Camii'nin o giriş kapısındaki o tam böyle eşikteki mermere bastonunu vuruyor şöyle. Baston ucunda demir var. Şöyle vuruyor. Ey alnı secdedeki kafirler! Kaldırın başlarınızı secdeden diyor. İşte burada Efendimiz Hazretleri'nin Hikmetli Sözleri kitabında kardeşimiz gösterdi. Hatırlattı. Allah razı olsun. Rabbimiz Celle Celal'e bu işleri anlamak nasip etsin. Hakkımızı yarar. Amin. Biraz uzattık. Yapacak bir şey yok. Başta söyledim. 45 dakikadan önce giriş yapabiliyorum ben zaten. Şimdi gelişme oldu. Sonucu da Allah kerim artık belki bir sene sonra, belki iki sene sonra. Böyle gittiğim zaman çağırmıyorlar beni. Seneden seneye çağırıyorlar. Hocalar olmadığı zaman. Diyorum ulan niye çağırmıyorsunuz beni? Hocam senin sohbet ağır geliyor cemaat ediyorlar. Kendim ağrım ya 120 kiloya yakındık. Elhamdülillah umrede biraz kilo verdik. Senin neler ne oldu abi? Gerekir şey yapacağım. Aman Allah muhafaza. Günahlarına kefaret olur inşallah. Rabbim şifa versin. Amin. Ya Erhamer Rahimin ya Erhamer Rahimin ya Erhamer Rahimin. Amin. Ya Rabbi okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerden, fasiyetlerden, beyt-i mübareklerden hasıl olan sevap elveren bizzat acil kainat gözlerimizin nuru Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz latifli ruhu şeriflerine hediye ve hibedetik vasıl ele amin. Rabbin kiram efendilerimizin tabi tebbi tabi'nin alimlerin aşıkların şehitlerin
şehitlerimizden ruhu şeriften hediye ve hibeledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Nesiller tükenmiş, zürriyetler tükenmiş, bir Fatiha okuyanımız yok mu diyen din kardeşlerimizden ruhu şeriften hediye ve hibeledik. Vasıl eyle ya Rabbi. El açıp şu amin diyen abilerimizin, kardeşlerimizden uzaktan yakından ahirete usul etmiş mümin, müminat din kardeşlerimizin de ruhu şeriften hediye ve hibeledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şurada senin rızanla, senin rızan şerifin için toplandık, oturduğumuz yerlerden kalkmadan anamızdan yeni doğmuş gibi bembeyaz günahsız sayfalara kalkabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bundan önce yapmış olduğumuz hata ve günahlarımıza tevbe istiğfar ediyoruz. Tevbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi tekrar aynı hata ve günahlara düşmekten sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimize görünen görünmeyen ordularına yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ehli İslam'a galip eyle ya Rabbi. Amin. Ehli küffarı mağlup eyle ya Rabbi. Hidayetleri mukadder ise hidayet ihsan eyle ya Rabbi. Hidayetleri mukadder değilse kahru perişan eyle ya Rabbi. Yazmış oldukları kuyulara kendilerini düşür ya Rabbi. Amin. Yapmış oldukları oyunları kendi başlarına makus eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimize maddi ve manevi ordularına yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizleri de içerisinde bulunmuş olduğumuz gaflet uykusundan uyandır ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi cihad edebilecek güç kuvveti bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Cesareti ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinden bir zerre ayrılmaktan sana sığınırız, muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Kur'an kurslarımızı, hocalarımızı, talebelerimizi, medreselerimizi, cemaatimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi vatanımızı içeriden ve dışarıdan bölmek istiyorlar, imkan fırsat verme ya Rabbi. Amin. Askerimize, polisimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi içeriden dışarıdan şu ülkedeki İslam'ı yok etmek için uğraşan kafirleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Çoluk çocuğumuzu İslam'a, Kur'an'a hizmetçi eyle ya Rabbi. Amin. Helalinden merzuk eyle ya Rabbi. Cemil karanlardan beri eyle ya Rabbi. Borç vatana düşmüş, faiz vatana düşmüş olan kardeşlerimizi tez zamanda kurtar ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza hayırlısıyla şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Dertlerimize devalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Dua isteyen din kardeşlerimiz var, kalplerinde hayır muratlarını kabul eyle ya Rabbi. Amin. El açıp amin diye şu kardeşlerimizin kalplerinde hayır muratlarını kabul eyle ya Rabbi. Amin. Haram ve zinaya düşmekten sana sığınıyoruz, muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. İlâ şerefin nebi ve âlihi ve ashabihi ve meşakinel kâffe. Veyl arruha efendim ve khâsa veyl arruhânikine şeyhine kıbleti kulübine ve ma'lemna ma'lemna lemel hâce mahmudu lûfi kattesallâhi sirrahû ve elhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha. Allah'a emanet olun.